Her zaman grafik önünden başlıyordum ama artık şöyle yapacağım. Jeopolitik, konjonktürel ve makroekonomik haberleri önce önden vereceğim, onları yorumlayacağım. Ondan sonra grafiklere bakacağız. Neler yükselmiş, neler düşmüş onlara bakacağız. Ondan sonra şirket haberlerine bakıp bitireceğiz. Şimdi Fed faiz kararını sabit tuttu. Zaten sabit tutması bekleniyordu ve yine ne güvercin ne de şahin bir açıklama yapması beklenmiyordu. Tam da öyle oldu. Orta karar bir açıklama yaptı. Bizim için erken dedi. Yıl içerisinde tabii ki faiz indirimleri olacak dedi. Burada da faiz indirimleri Mart'ta mı olacak, Mayıs'ta mı olacak? Bu kararsızlık ve söz konusu şu an piyasada hakim. Yani yaklaşık olarak zaten insanların %80-%90'ı bu FED faiz kararında bir düşüş beklemiyordu. Mart ayında da %40'a %60'lık bir oran var ve Mayıs ayında artık indirimlere en en azından Mayıs ayında başlaması bekleniyor Fed'in. Bu açıdan şu anda altın, Amerikan borsaları ve kripto paralar için ne olumlu ne olumsuz bir durum söz konusu değil. Stabil bir durum söz konusu. Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz kendisi çırpınıyor ekonomiyi bir şekilde toparlayabilmek için ama nafile. Ekonomik programımız sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir demiş. Yani sürekli Mehmet Şimşek maalesef hem Türk insanını hem de yabancı yatırımcıyı abi bu geçici bir olay değil. Merak etmeyin beni görevden almayacaklar. Hafize'yi görevden almayacaklar. Olayına insanları ikna etmeye çalışıyor. Ama Tamam faizler arttırıldı. %45 yeterli değil. Birazdan piyama endeksine bakacağız. Hala sanayi canlı. Hala şu anda enflasyon artıyor. Yani faiz arttı ama enflasyon ocaka enflasyonun %6 bekleniyor. Piyasa hala soğumadı. Maalesef ve tasarruf da yok yani devlet kademelerine baktığımız zaman. Maalesef yani hakikaten evet Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan bazı isimler çırpınıyor ama seçime kadar belli ki bazı şeyler değişmeyecek. Evet kur korumalı mevduat uygulaması dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Hedefimiz KKM'den çıkıştır. Piyasaları bozmadan sabırla ve zamanla çıkacağız demiş. Peki öyle mi? Hoz altına baktığımız zaman kur korumalı mevduat hesaplarının vadeleri 6 ay uzatıldı. Vadesi uzatılan mevduatlardan vade dönüşü tutarlı olan toplam 1.9 milyar TL üzerinden 20 pardon milyon TL üzerinden 24.2 milyon TL prim gelir elde edildi demiş. Baktığımız zaman hala dövizden dönüşümlü, dolardan dönüşümlü KKM'ler ve bazı şirketlerin, yani birçok şirketin vergi muafiyeti, vergi avantajı vesaire dolayısıyla hala KKM'den çıkmayı düşünmediği hatta vadelerini uzattıklarını görüyoruz. Evet TL'den dönüşümlü KKM bitti ama zaten asıl olay, asıl mevzu olan dolardan dönüşümlü, dövizden dönüşümlü hala duruyor. Ve PMI endeksi, PMI endeksine baktığımız zaman Aralık ayında %47.4 olan Manşet PMI Ocak'ta 49.2 ile son 4 ayın en yüksek değerine ulaştı. Yani son 2-3 aydır düşüyordu. Son 4 ayın en yüksek değerine ulaştı. Faaliyet koşullarındaki bozulmanın hafiflediğine işaret etti. Manşet PMI son 4 ayın en yüksek değerine ulaşsa da üst üste 7. ay 50 eşik değerin altında kaldı demiş. Evet eşik değerin altında kalabilir ama... Son 4 ayın üzerine çıkması demek ne demek? Faiz artışlarının falan böyle baktığımız zaman bir şey yavaşlattığı yok demek. Şimdi bir grafiğe gidelim hemen gelin beraber grafiğe baktığımız zaman saçma, saçma Şimdi biliyorsunuz ben ta 8100'den beri şey 8100 bölgesinden beri tam şu bölgeden beri şu alandan beri borsanın geri çekileceğini düşünüyorum ama hala artık ne yapıyor benim videolarımı izliyor ne yapıyor yani ben bana kalırsa mantıksız ben bu sebeplerimi saydım size defalarca işte trende geri çekilmesi lazım ya işte onun haricinde hala bir hacim yükselmesi yok ciddi böyle inanılmaz oluk oluk bir para ve kullanıcı yatırımcı girişi yok vesaire gibi sebepler saydım sizlere Ama bu sebeplerin aksine inanılmaz bu şekilde hadi şu 8100 bölgesi tamam hadi orası kırıldı olabilir ama 8560 bölgesi Gördüğü bundan aylar önce gördüğü ve bir önceki rally'nin bittiği bölgeydi bu bölge en üst seviyeydi Şimdi abi orayı nasıl olur da iki günde kırıp bir de böyle Yüksek bir şekilde kırabilir bilmiyorum Şimdi size bir şey deneyeceğiz Biliyorsunuz ben birkaç haftadır e, borsa düşecek. Borsanın düşmesi lazım. Borsanın düşeceğini düşünüyorum. Tarzı şeyler söylüyorum ve düşmüyor, yükseliyor. E, şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşlar borsanın yükseleceğini düşünüyorum. Böyle giderse 10 bin, 15 bin, 20 50 bine falan gideceğini düşünüyorum. Borsa bence yükselecek. Borsanın kesinlikle yükseleceğini düşünüyorum. Bence borsanın yükseleceğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Şahsi fikrimce borsa yükselecek. Yarın görüşürüz sizinle. <laughs> Şimdi bir bakalım Netflix üzerinden neler yükselmiş neler düşmüş diye. Penta, Chimsa, Anadolu Efes, Tekfen, Egean, Koç Holding, Vestel, Akçansa, Türk Telekom, Konya bunlar yükselmiş ki zaten piyasa neredeyse tamam yükselmiş. Aşağıda baktığımız zaman Bimaş, Akfen yenilenebilir enerji Euro Power gibi bazı enerji şirketleri geri gelmiş. Kocaer, Karsan vesaire bunlar geri gelmiş. Bu arada Kocaer'i e görünce şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün katıl grubuna Elon Musk ve üzeri Elon Musk ve üzeri katıl grubuna Kocaer videosu çektim. Videoyu çekerken bir kere daha fark ettim ki muazzam bir şirket. Gerçekten muazzam bir şirket. A'dan Z inceledim. O incelemeye de bakmak istiyorsanız Elon Musk ve Üzeri Seviye'ye üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz zaman birebir görüşme şansımız da oluyor. WhatsApp'ta haber, duyuru, bilgi topluluğumuz var. Ama birebir böyle işte şunu al, bunu sat, yatırım tavsiye, sinyal verilen bir yer değil. Hayalleriniz kırılmasın öyle bir şey bekliyorsanız. Ve birebir de iletişim kurabiliyoruz WhatsApp'tan. Bana direkt soru sorabiliyorsunuz. Baktığımız zaman piyasayı 1.76 ile kapatmış yukarıda. En a baba 5 tane hacmi yüksek a babalara baktığım zaman Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ Bimaş, Koç Holding, Akbank bunlardan sadece BİM düşüş sergilemiş. Ama Koç Holding Tüpraş yani Koç grubuna ciddi bir para girişi var. X banka yani banka endeksine baktığımız zaman onda da bir yükseliş görüyoruz. Ve Holding endeksine baktığımız zaman Holdinglerde de bir yükseliş görüyoruz. Aşağıda Kuzey Boru yine taban. Dün Kuzey Boru ile ilgili gerçekten çarpıcı bir video hazırlamıştım. İzleyenlerin birçoğu da zaten beğenilerini söylemişler. Kuzey Boru'ya baktığımız zaman hala tabanda 4.6 milyon adet emir var. Bunu da 136 ile çarpın yani ciddi bir emir yığılmış ve dünkünden daha ciddi bir emir e, yığılmış tabana. Bu açıdan Kuzey Boru yatırımcısına Allah sabır versin. E, dünkü videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. E, nasıl yaptıklarını, bu operasyonu nasıl gerçekleştirdiklerini sadece Kuzey Boru üzerinde değil birçok hissede nasıl yaptıklarını tane tane anlattım. Bak şöyle Fink üzerinden yükselen ve düşen sektörlere baktığımız zaman varlık yönetimi, taş, toprak, çimento, dayanıklı tüketim ürünleri, destek ve hizmet, giyim, tekstil ve deri ürünleri, perakendeciliği yükselmiş. Tasarruf finansman ya bu katıl, katıl ev zaten. Katılım evin mi katıl evin mi neyse. Faktöring ve finansal kirama bunlara düşen taraftalar. Gelin bir de şirketlerle ilgili haberlere bakalım ve tamamlayalım. Yabancı yatırımcı bir süredir zaten alım yönlü pozisyon alıyordu. Bu da 26 Ocak haftasında da 62,5 milyon dolar net hisse adışı yaparak alım yönlü pozisyonlarını korumaya ve arttırmaya devam etmişler. Bestel beyaz eşyadan üretim kapasitesinin 2023 sonuna kadar kademeli şekilde %52 oranında arttırılmasına yönelik yatırımların sadece ilk etabı gerçekleştirildi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar ve çamaşır kurutma makinesi fabrikalarında yeni makine ve hat yatırımlarıyla mevcut kapasiteler arttırılırken bulaşık makinesinde kapasite artışı için yeni fabrika yatırımına başlandı diye bir bildirimimiz var. Hatsan Gemi İnşa yine yurt dışında muhkim özel bir firma ile 4.8 milyon euro tutarında yeni gemi inşa sözleşmesi imzalamış ve 2024 yılı sonu itibariyle bitirilmesini öngördü. Bu anlaşmanın 2022 cirosuna oranı %13,98. Niye 2022? Çünkü hala 2023 son çeyrekler açıklanmadığı için 2023'ü oranlayamıyorlar. Kuzey Boru gerçekten güzel bir şirket. Ama şu anda sıkıntılı bir durumda. CV Enerji yine gerçekten muazzam bir şirket. Elektrik giderlerinin %100'ünü karşılayacak büyüklükte ilave gez yatırımı kararı alındı. Arazi tipi gez kurulumunu gerçekleştirmek üzere CV Enerji ile KDV hariç 8.7 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Muazzam, güzel. Yeo Teknoloji tarafında da yine buna benzer bir şey görüyoruz. Bir müşteriyle proje geliştirme, gez kurulumu ve devreye alma hizmetlerini kapsayan 11.7 milyon dolar artı KDV tutarına sözleşme imzalanmış. Ve sözleşmenin söz konusu, sözleşmenin 2022 cilosunun oranı %21 oldukça iyi bir oran. Big Chef, Konya'da en tepe Big Chefs ve Water Garden bu selik olmak üzere 2 şube açmış. Totalde şube sayısı Türkiye'de 25 şehirde 111 yurt dışında ise 8 ülkede 11 olmak üzere toplam 122'ye ulaşmış. Erciyes çelik boru ile ilgili bir açıklama Birleşik Metal İşçileri Sendikası aksi karar alınıncaya kadar Düzce ve Mersin fabrikalarında grev kararını uygulamaya koymuşlar. Grev kararının icra edilmeye başlanmasıyla söz konusu fabrikalarda imalata ara verilmiş. GP Mobility Teknoloji resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda istenen şartlar sağlanmış olup 49 yıllık lisans işletme hakkını sürdürmeye kazandı. Mie Teknoloji'nin böyle bir şeyi vardı. Sen yanlış hatırlamıyorsam İzmir BDS ile falan bununla ilgili bir anlaşma yapmışlardı. Ve Tapgı'da Şanlıurfa'da yaklaşık 20.801 kW DC 18 megawatt bilmem ne anlamıyorum yani AC kapasiteli bu arada elektrik elektronik çıkışlıyım liseden ama <laughs> kapasiteli GES Erdoğan hocam kusura bakmayın unuttum hepsini ya GES kurulumu için çağrı mektubu başvurusu yapıldı demiş ve şirketlerle ilgili haberlerimizde bunlar bir kapanış yapalım. Evet arka tarafa egoistçe bir şekilde kendi logomu koydum. Oraya biraz değiştirdim. Beğenmezseniz yoruma yazın. Tekrar <laughs> tekrardan eski haline geri döndüreyim. Kapanış dediğimiz ne? Aslında burada dileneceğim şimdi. <laughs> lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aşağıya yorum bırakıp kanalın bildirimlerini açıp katıla abone <laughs> Bayağı bir şey istedim. Bu çok dilendim. Ee, Allah rızası için falan deyip ya saçmalamayacağım daha fazla. Hakikaten de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen diyorum. Ve kalın sağlıcakla iyi akşamlar.